Susurluk, iki tane ekonomik kriz, Sivas, Başbağlar ve iki tane de çok büyük, adeta iç savaşa varacak kavga. Gözümüzü bir açtık 2000'de, Balkanlar gitmiş, Kafkasya gitmiş, Türkistan coğrafyası paylaşılmış. Eyvah dedik ama iş işten geçmişti. Sonra Orta Doğu dizayn edilmeye başladı. Biz gene birbirimize düştük. Zerre kadar aklı ve idraki olan bir insan bunun arkasındaki bu karanlık, bu pis projeyi görmüyor mu? Şimdi bu resmin eksik kalanı Orta Doğu parçalanırken bunu göremeyecek kadar haymaz mıyız? Ve birbirimize düşüyoruz. Daha dindar, yok çok daha dindar, daha liberal, daha az liberal, daha hümanist, yok daha az hümanist, daha milliyetçi, daha vatansever, daha çok da ülkesini, insanını seven veya sevmeyen. Allah aşkına bizler, bütün tarihin yükünü omuzlayan bizler, böylesine projelerle birbirimize düşecek kadar, tabirimi lütfen mazur görün, çocuk muyuz, aptal mıyız? Ve buna çare olarak bizim yüreğimizdeki insan sevgisinden, bu coğrafyaya, bu coğrafyanın insanlarına olan güvenimizden başka silahımız yok. Ve elbette bilimden. Ve bizi ayakta tutacak olan bu gayretten başka imkanımız yok. Sevgili misafirlerimiz, kararlarımızın merkezine bilimi koymaz isek bu yarışı kaybederiz. Bir 100 sene daha götüremeyiz. Birbirimizi sevmez isek biz bu coğrafyada tutunamayız. Bize yöneltilen bütün tehditlere, bütün projelere rağmen ayakta tutan yegane değerimiz olan bu birlik ve beraberlik duygusunun tarihte bize neler kazandırdığına dair birkaç örnekle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Dünyanın iki büyük kudreti Roma ve Sasanilerinin surlarının dibinde 611'de bir mesaj geldiği zaman Arabistan'ın metruk bir şehrinde o mesaj kalpleri ve gönülleri birleştirdikten tam 100 sene sonra İspanya'dan Çin'e kadar bilinen dünyanın neredeyse 1/3'ünün gönüllerine, vicdanlarına, dağlarına, taşlarına mührünü vurmuştu. Tam 100 yıl sonra. 711 İspanya'nın fethidir. 711 Doğu Türkistan'ın fethidir. İnsanlar yürüyerek bir insan ömründe bu iradeyi gerçekleştirmişlerdi. 13. yüzyılda Moğollar önüne gelen her şeyi tahrip ettiği zaman taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmadığı zaman bütün nehirler kan ve gözyaşından kırmızı aktığı zaman bu coğrafyayı ayakta tutan o büyük velilerin, o büyük kahramanların, Mevlana'nın, Hacı Bektaş'ın, Yunus Emre'nin, Şeyh Edebali'nin hepsinin mesajı tutunmak için birbirinizi sevin. Eğer ayakta kalmak istiyorsanız, eğer kendi kimliğinizde var olmak istiyorsanız birbirimizi kardeş bilim üzerine kurulmuştu. İnsana yaşat ki devlet yaşasın. Benim geldiğim topraklarımın mottosu. Bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil. Yunus Emre'nin mesajı. 72 milleti bir göreceksin. Ne olursan olsun gönlünü açacaksın. İncinsen de incitmeyeceksin. Hacı Bektaş'ın mesajı. Evet, bugün o günler. Bugün birbirimizi kucaklamanın, onun bana ne yaptığı değil, benim ona ne yaptığım önemli. O bana ne yaparsa yapsın, ben bana yakışanı yapmakla mükellefim. Çünkü ben bu tarihin yükünü omuzluyorum. Ben sadece bu coğrafyanın bizim insanımızı değil, tarihin ve bütün insanların sorumluluğunu üstleniyorum. Ve ben yok olursam ve ben gidersem biliyorum ve hissediyorum ki tarih yok olacak. Bizler tarihten sürgün edileceğiz. Dünyanın her yeri mankurtlaştırılacak. Dünyanın her köşesinde yaşayan insanlar tüketim köleleri olacak. Ve efendilerine hizmeti en büyük şeref bilecekler. Bizi refaha destekleyecekler. Bizi refaha müptela edecekler. Ama bunun karşılığında ruhumuzu satın alacaklar.